Siirt'in yıllardır özlemini duyduğu yeni havalimanına 2017 yılının ilk aylarında kavuşması planlanıyor. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan çevre etki değerlendirme başvuru dosyasında yer alan bilgilere göre havalimanının yatırım tutarının yaklaşık 400 milyon lira olması bekleniyor. Siirt'in Kurtalan ilçesi Gürgöz'e köy yakınlarında yapılması planlanan yeni havalimanı için ÇED toplantısı yapıldı. Kültür merkezinde düzenlenen toplantıya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları yetkilileri ve köylüler katıldı. Vatandaşların da görüşlerinin alındığı toplantıda Gürgöz'e köyünde ekili arazilerin zarar göreceğini belirten vatandaşlar projenin buna göre ele alınmasını istedi. Toplantı soru cevapla sona erdi. Yani burada bir yatırım da doğrudur. Ben de katılıyorum, yatırım olsun. Ama sen boşu boşuna bize vereceğin parayı tarım arazisi orada bazı kişilerin de işletmektedir. Onu al yedir. Şimdi 11 bin dönüm havalimanı meydanı olacak diye 4200'e indirmiş galiba benim bildiğim kadarıyla. Ben parti içerisinde olduğuma rağmen Sayın Vekilimiz Afi Bey'in de haberi var bu konularda. Yani Gürgüz'de köyüne biraz kaydırma olacak. Hizmet karşılığı değil. Benim arazim 100 dönümde olsa can feda olsun devletimize. Vatandaşlar fayda görsün. Ama burada vatandaşın mağdur olması, hayvanların bir telef olması, köylünün göç olması kesinlikle ve kesinlikle ben bir AK Partili olarak ben burada hükümetimizin karşısına kusura bakmasınlar. Kimsenin malını da ne zorla verebilir, ne zorla da alınabilir. Değerli katılımcılar, ben şimdi arkadaşın söylediğine saygı duymakla birlikte, biliyorsunuz ilimizde bir tane havaalanı var. Ama bu havaalanı fonksiyonel değil. Devletin trilyonları zamanında belki bu anlamda çarçur edilmiş. Farklı yerlere de bakalım Siirt'te. Gökçebağ taraflarında Meydan Tayyara dediğimiz bir yer var. Olumsuz hava koşullarından dolayı oraya yapılamadı. Bakın Siirt şu andaki havaalanı Kezer Çayı'na yakın olmasından dolayı orada sürekli sis meydana gelmekte. Batman'daki havaalanı askeri bir havaalanı. Orada da Batman Çayı var. Orada da sürekli sis oluşmakta. Ve bu her iki şehirde de sisten dolayı çaya yakın yapılmasından dolayı sürekli düzenli bir iniş kalkış yapılamıyor. Yani dolayısıyla burada Siirt'te yeni yapılacak bir havaalanının fizibilitesinin çok iyi bir şekilde yapılması lazım ve bana göre şu anda Siirt'te oradaki alandan daha elverişli bir alan yok. Şimdi arkadaşın görüşüne saygı duymakla beraber şimdi bunu biz gelişi güzel gelip hemen orada belirlemedik kurtaralım. Şimdi daha önce Ulaşma Bakanlığı'nda yetkili arkadaşlar geldi. Burada bir fizibilite çalışması yaptı. Yetki çalışması yaptı. Daha önce Gökçebağ'da denildi. Hatta bir süre, yani uzun süre orası uygun olup olmadığına bakıldı. Ama oradaki fiziki şartlar uygun değildi diye en uygun yer orası seçildi diye oraya gidildi. Yani öyle keyfi bir muamele olmadı. Arkadaşlar şimdi bunun Siirt'e güzel bir yatırımdır. Yani bunu engellemek bence iyi bir şey değil. Yani bunu engellemek Siirt'e bir yarar sağlamaz. Aksine zarar sağlar. Zaten Siirt yıllardır o konuda çok uzak. Yani burası sanki son bir nokta. Buradan çıkışı olmuyor. Onun için bu gibi yatırımları buraya getirmek bence hepimizin katkıda sağlaması lazım. Katkı etmesi lazım. Yani çünkü engellemek yerine bence herkes katkıda bulunması lazım. Çok. Bu arazi için değil. Bunun sadece dönümünü ne vereceğini ben hiçbir kimseye eleştirmiyorum. Herkese de saygı duyuyorum. Bunun herhangi bir bilginiz var mı? Kesin Gürgüz'de de olacağına dair bir bilginiz var mı? İkincisi, dönümüne ne ödüyor? Onu bir bilginiz varsa bizi bilgilendirse sevinirim. Üçüncüsü, Hasenkep dünya tarihidir, dünya varlığıdır. Bizim arazimiz Hasenkep'ten daha değerli değildir. Saygı duyuyorum. Herkese. Kamulaştırma kanunumuz gereği gerekli komisyonlar oluşturulup bedel tespiti yapılıyor.